Mahmut Övür İkinci Baykal sahaya iniyor. Dışarıdan siyaseti dizayn etme hamlelerine paralel erken seçim baskıları yoğunlaşırken içeride de hareketlilik sürüyor. Özellikle ana muhalefet partisi CHP içinde yeni arayışlar birbirine izliyor. Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'den sonra yeni bir siyasi yolculuk daha başlıyor. Geçen yıl parti kuruyor diye haberleri çıkan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Profesör Doktor Aslı Baykal artık sahaya iniyor. Aslı Baykal'ın bu noktaya gelişinde kuşkusuz Kılıçdaroğlu yönetiminin son dönemde giderek netleşen yerli ve küresel dostlar siyasetinin katkısı büyük. Bu konuda hassasiyetiyle tanınan eski bakan, eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Seviye'nin başını çektiği bir grup, ısrarla Deniz Baykal ismi etrafında CHP'nin değişen rotasına itiraz ediyor ve bir çıkış yolu arıyordu. Sevigen ve arkadaşlarına göre Baykal, CHP'nin kuruluş felsefesiyle örtüşen milli bir isimdi ve hem Türkiye'nin hem de CHP'nin yaşadığı derin küresel kuşatma ancak bu isimle aşılabilirdi. Sevigen uzun bir süre bu düşüncesinde ısrar edince konu siyaset kulislerinde konuşulmaya başladı. Hatta o günlerde basına da Baykal'ın kızı parti kuruyor diye yansıdı. Ancak babasının rahatsızlığı döneminde yanından hiç ayrılmayan Aslı Baykal, ilk başlarda bu yaklaşıma sıcak bakmıyor, yapılan baskıları bir bölen olmamak için reddediyordu. Son birkaç gündür tam tersi haberler geliyor. Eski CHP milletvekilleri, il başkanları, meclis üyeleri, hatta Anadolu'daki CHP yöneticileri arasında inanılmaz bir telefon ve mesaj trafiği yaşanıyor. Ve herkes birbirine şu mesajı atıyor. Aslı Baykal siyasete giriyor. Durumu süreci yakından bilen Sevigen'e sordum. Evet böyle bir hazırlığımız var ve Aslı Baykal'la birlikte Anadolu'yu dolaşacağız. Bir anlamda öncelikle pandemiye ve ekonomik sıkıntılara rağmen oyunu artıramayan, halka umut veremeyen, sürekli kendi öz evlatlarını bertaraf eden CHP yönetiminin halkta daha doğrusu gerçek CHP'liler nezdinde nasıl bir algısı olduğu ölçülecek. Sevigen'e göre bu sadece halkla muhabbet yolculuğu ama şunu da ekliyor. Atatürk'ün partisini kimselere de yem etmeyeceğiz. CHP sahipsiz değil. Mahmut Sabah Mevlüt Tezel İyi Partililer Neden Muhabirlere Saldırdı? Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esnafı ziyaret eden İyi Parti lideri Meral Akşener'i takip eden A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a İyi Parti milletvekili Ümit Dikbayır saldırdı. Dikbayır, muhabir Uğur'un boğazına sarılıp tehditler savurdu, yanındakiler de A Haber kameramanı Fatih Çakmağı tartakladı saldırıya uğrayanlar A haber muhabiri ve kameramanı olunca Sosyal medyada gündem olmadı. Basın özgürlüğü konusunda mangalda kül bırakmayan muhalifler saldırıyı görmezden geldiler. Aynı gün muhalif basın ve sosyal medya muhalifleri bir başka olayı daha görmezden geldi. Akşener Hatay Kırıkan'da ziyaret ettiği kuyumcu esnafına işler nasıl diye sordu. Esnaf da elhamdülillahi diye cevap verdi. Akşener kaç kişi çalışıyor dedi. Esnaf o sırada daha önce hiç görmediği bir adamın tezgahın arkasına geçmesine uyandı biz iki kişi çalışıyoruz, bu arkadaşlar bizimle değiller dedi. O sırada tezgah arkasına geçen adamsa başladı ülkeyi kötülemeye, Akşener'in duymak istediklerini söyledi. Doğruya doğru o adam CHP gençlik kollarında bulunduğunu söyledi ama muhalif medya bu bilgiyi es geçip, 30 yaşındayım, susturulmaktan bıktım diyen kuyumcu esnafı isyan etti diye haber yaptılar. Böylece istenen algı oluşturuldu, görev tamamlandı. Kuyumcu esnafı ise bu algı oyununa dolaylı yoldan alet edildiğine isyan etti. Kaçla göz arasında aramıza girdi, konuştu, biz de rahatsız olduk dedi ve kuyumcunun haklı isyanını A Haber Haber yaptı. A Haber muhabirleri o gün orada olmasalardı algı oyunundan haberimiz olmayacaktı. Şimdi anladınız mı? İyi Parti'li siyasetçilerin A Haber muhabirlerini neden istemediğini, gazetecilik görevini yapanları neden tartakladıklarını? İyi Parti'nin basın özgürlüğü anlayışı bu mudur? Muhalif basından bir muhabir tartaklansa günlerdir bu haberi konuşuyor olurduk. A Haber muhabirleri yurdun dört bir yanında haber peşinde koşarken bir de Hatay'daki kuyumcu ziyaretinde olduğu gibi bazen oynanan algı oyunlarını da deşifre ediyorlar. A Haber muhabirleri bunun gibi birçok algı oyununu boşa çıkardı. İşte bu yüzden Turkuaz Medya muhalefetin hedefinde. Medyanın geneli yandaş deniyor ya aslında ana akım medyanın geneli Ölü taklidi yapıyor. Çok gerekmedikçe topa girmiyorlar. Sürekli top dolaştırıyorlar haber mücadelesi veren, saldırılardan yılmayan A Haber çalışanlarını kutlarım. Mevlüt Tezel, Sabah Mehmet Acet S-400 meselesinde Amerika ile yeni bir krizin eşiğinde miyiz? Yunanistan ziyaretine eşlik ettiğimiz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla pazartesi sabahı Atina'da kahvaltı yaptık. Yunanistan'da olmamıza rağmen sadece bu geziyle sınırlı kalmadan Türkiye'nin dış politika alanına giren pek çok konuda sorular yönelttik kendisine. Ayrıca Dışişleri Bakanının hemen yanında son dönemde Türkiye adına çok kritik konularda müzakereler yürüten Bakan Yardımcısı Sedat Önal oturuyordu ve kendisini dinleme imkanı da bulduk. Örneğin Amerika'da yeni yönetimi iş başına geldikten sonra Ankara'ya ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'la Bakan Yardımcısı Önal görüşmüştü ve bu görüşmenin hem içeriği hem de atmosferi yeni dönemdeki ilişkilerin ruhunu anlama bakımından önem taşıyordu. Amerika Bakan Yardımcısı Türkiye'ye geldikten sonra kamuoyuna yansıyan bir demecinde Türkiye S-400 işinden vazgeçmeli, bu teknik bir konu değil şeklinde sözler sarf etti. Haliyle bu konuda Washington'da Türkiye'ye dönük yeni bir eğilim mi ortaya çıktı biçiminde sorular akıllara geldi. Önal Amerikalı bakan yardımcısı ile yaptığı görüşmeye atfen gündemimizdeki tüm konuların üzerinden geçtik dedikten sonra S400 konusunda Amerika tarafından yeni bir talebin söz konusu olmadığını bu son ziyarette de yeni bir gündemle gelinmediğini dile getirdi. Araya girip yeni bir yaptırım söz konusu mu şeklinde sorunca net bir şekilde yok cevabını aldım. Bu meselenin yani S-400 krizinin güncel boyutuyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dediklerine gelince. Çavuşoğlu S-400 bahsinde konuşurken Amerika ile S-400 konusu dahil önerilerimizi nasıl halledeceğimize ilişkin Brüksel'de zaten ilettik bir non-paper verdik dedi. Bir süre önce Amerikalı mevkidaşı Blinken'la Brüksel'de yaptıkları görüşmeye atfen. Malum Türkiye bu konuda Amerika tarafının S-400 sistemi F-35 uçaklarının sırlarını elde ediyor türü itirazlarına karşılık olarak, madem böyle endişeler var, o halde teknik bir komisyon oluşturalım, bu komisyon bu endişeleri görüşsün, sonra da gerekeni yapmaya biz hazırız cümlesiyle açıklanabilecek bir teklifle hareket etti. Ancak Amerikan tarafı biraz da dillendirdikleri bu tezin çürüklüğü nedeniyle Ankara'nın bu teklifine hiçbir zaman olumlu cevap vermedi. Bu açmaz Ankara tarafından da fark edilmiş olmalı ki Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Amerikalı mühataplarına ilettikleri yeni bir öneriden söz etti. Peki nedir bu öneri? Bakan Bey'in kendi ağzından aktaralım. Teknik düzeyden NATO'nun başkanlık yapacağı bir çalışma grubu oluşturma teklifimiz önceki hükümet ve yeni hükümet tarafından kabul görmemişti. Biz bunun neden olduğunu biliyoruz. Çünkü bu iddiaların gerçek olmadığını kendileri de biliyorlar. S400 sisteminin F35'lerin sırlarını elde edeceği vesaire. Biz de teknik konuda kabul etmediniz madem o halde siyasi olarak bir çözüm bulalım dedik. Bütün bu aktardıklarımızdan ne anlamalıyız? Kişisel yorumum şu. Amerika tarafının Kongre'den çıkan yaptırım kararlarını yeni bir gerekçe ortaya çıkmadığı sürece ağırlaştırma ihtimali zayıf görünüyor. Buna dair işaretler daha önce gelmişti. Son ziyarette de Amerika tarafının öteden beri bilinen görüşlerle geldiği anlaşılıyor. Ankara ise S400 bataryalarının satın alınmış kısmı ile ilgili geri adım atmaya yanaşmamakla birlikte Washington yönetiminden gelebilecek yeni teklifleri Patriot alımı anlamında canlı tutma eğiliminde. Bu durumda yeni sürprizler karşımıza çıkmazsa S400 meselesinin öngörülebilir bir zeminde kalacağı düşünülebilir. Mehmet Aced Yeni Şafak. Hilal Kaplan. Yakışmıyor. CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'unda aralarında bulunduğu 24 zanlı, zimmetine para geçirme, yolsuzluk ve ihalede usulsüzlük gibi suçlamalarla gözaltına alınmıştı. 18 ayda 50 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Aksoy tutuklanmıştı. Belediyeye 2,5 milyon liralık borç nedeniyle haciz geldi. Makam koltuğu, televizyonlar, buzdolapları olmak üzere çok sayıda eşya haciz edildi. Başkanı size emanet ediyorum diyerek yerel seçimler öncesi kefil olduğu Aksoy'a menemeni emanet eden Kılıçdaroğlu ise hala konuyla alakalı bir öz eleştiri yapmış değil. Keza Meral Akşener, genel başkan olarak Hatay'a gitmiş, Esnaf ziyaretlerinde bulunuyor, gittiği esnaftan herhalde istediği tepkiyi bulamayınca girdiği bir kuyumcu dükkanında tezgahın arkasına birisi geçiyor ve hükümete atıp tutmaya başlıyor. Ancak dükkan sahibi tezgahı bozup burada iki kişiyiz, konuşan arkadaş burada çalışmıyor diyor. Sonradan kendisini esnaf olarak tanıtan Reşat Kayman'ın CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal tesisler sorumlu müdürü olarak çalıştığı ortaya çıkıyor. Akşener nasıl bir ekiple çalışıyor bilmiyorum ama kendi genel başkanlarını kaçıncı seferdir rezil edişleri sayısını unuttum. Türkiye'nin en büyük belediyesini yöneten Ekrem İmamoğlu ise 630 kilometre metro hattı sözü verip 2 yılda sadece 1.8 kilometrelik yani toplam iki duraklık hattı tamamlayabiliyor. Bu hızla giderse sözünü 175 yıl sonra gerçekleştirecek. Ama açılışa CHP üst yönetimi gelip düğmeye basma yarışına giriyor. İhaleleriyle ünlü İmamoğlu'nun 1 kilogram baklavaya 392 lira, kişi başı yemeğe 6400 lira, buşon parası 3000 lira ödediği de biliniyor. Malum İmamoğlu yönetimindeki belediyenin daha önce de 1 milyon liralık gazeteci sanatçı söyleşisi ihalesi verip adı geçen hiçbir gazeteci sanatçıyla söyleşi yapılmadığı ortaya çıkmıştı. Dün de İBB Kültür'ün 65 konserlik fatura düzenleyip 6 konseri yaptırmadığı anlaşıldı. İsraf algısıyla başa gelip İBB'ye bağlı şirketlerin yönetim kurulu üyeliği sayısını 101 kişi daha artırdığını da not düşelim başkan İstanbul nimet sözünün hakkını veriyor. Latife bir yana muhalefet iktidarı eleştirdiği hiçbir alanda daha iyisini sunamıyor. Bilakis icraat makamında olanlar neden yıllardır iktidara yürüyemediklerini maalesef uygulamalı olarak kanıtlıyorlar. Hilal Kaplan, Sabah